Merhaba arkadaşlar, önemli bir eğitim konusu ile birlikte yine sizlerleyiz. Bugüne kadar otomotiv sanayinden savunma sanayi, kalıpçılık, havacılık gibi birçok farklı sektörde yer alan, şirketlerde de sunduğumuz bir eğitim olan geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma konusunu sıfırdan başlayarak ileri seviyeye kadar sizlere aktarıyor olacağız. Endüstriyel tasarım, imalat, imal edilen parçaların ölçüsel kalite kontrol faaliyetleri gibi birçok süreç içerisinde çok önemli bir yere sahip olan bu konuyla ilgili kapsamlı bir eğitim sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar, bu eğitimin amacı sizlere geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma konusunu sıfırdan başlayarak ileri seviyeye kadar aktarmak şeklinde olacak. Bu şekilde özetleyebiliriz. Eğitimimizin zaten birazdan kapsamıyla ilgili sizlere bilgiler veriyor olacağım. Fakat işte teknik resmin temellerinden başlayarak bu konunun tarihiyle birlikte arkadaşlar ASME'ye 14.5, 2009 ve ISO standartlarının son güncel versiyonlarına göre bu konuyu sizlere tamamıyla aktarıyor olacağız. Zaten geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma konusu sınırları uluslararası standartlarla çizilmiş, içeriği belli bir konudur arkadaşlar. Ve bu standartlar kimi zaman güncellenirler. Aynı ISO 9001-2015 standartları nasıl güncelliyorsa, diğer standartlar nasıl güncelleniyorsa bu da güncellenir. Buna göre arkadaşlar sizler de bu standartlar kapsamında bir eğitim alıyor olacaksınız. Katılımcı grubu olarak endüstriyel tasarım alanında çalışanlar, tasarım yapanlar, imalat alanında çalışanlar, kalite kontrol kısmında çalışanlar, ölçüm, teknik resim oluşturma gibi departmanlarda görev alan yöneticiler, mühendisler, formenler, ustabaşı, takım lideri ve bu alanda çalışmayı düşünen herkesin bu konuyu tam olarak bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Evet, içerik kısmına baktığımızda arkadaşlar bölümlerimiz bu şekilde. İlk olarak bölüm 1'de giriş ve tanımlardan başlayacağız. Ve bu bölümde arkadaşlar teknik resmin ne olduğundan başlayarak tolerans, boyutlandırma ve benzeri kavramların tanımlarını yapıyor olacağız arkadaşlar. İkinci bölüme geldiğimizde geometrik toleranslandırmanın temelleriyle ilgili konuşacağız. Bu bölümde geometrik toleranslandırma sisteminin ortaya çıkışından başlayarak çeşitli başlıklar seviyesinde geometrik toleranslandırma konusunun içeriğine bir giriş yapıyor olacağız arkadaşlar. Üçüncü bölümde geometrik toleranslandırmanın avantajları neler? Biz neden geometrik toleranslandırma kullanıyoruz veya kullanmak zorundayız? Ve GDNT'yi kullanarak sağladığımız avantajlar neler? Bunlara bakıyor olacağız arkadaşlar. Dördüncü bölümde genel toleranslandırma kavramlarına bakacağız. İşte benim geleneksel toleranslandırma dediğim önceki toleranslandırma teknikleri ve GDNT'nin bu toleranslandırma tekniklerine göre yaklaşımı ne şekilde arkadaşlar? Fark nerede? Bu kısımlar üzerinde konuşuyor olacağız. Beşinci bölümde geometrik toleranslandırmanın türleri. Geometrik toleranslandırmanın alt başlıkları var. İşte şekil toleransları, konum toleransları, salgı toleransları gibi. Bunların da kendi içerisinde alt başlıkları var. Bunları hızlıca özet olarak geçeceğiz. Tabi ileriki bölümlerde tek tek bu konuları geniş çaplı da bakıyor olacağız. Büyüklük sınırları arkadaşlar. Maximum material condition, less material condition, aynı zamanda örtü ilkesi. Bunlar nelerdir? Bunların GDNT içerisindeki ifade farklılıkları nelerdir? MMC'deki bonus toleranslar nelerdir? Bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Referans sistemleri, datumlardan bahsedeceğiz. Datumlar ne şekilde tanımlanır? Datum deyince neye anlamalıyız? Teknik resimler üzerinde ne şekilde gösterilirler? Modeller üzerinde ne şekilde gösterilirler? Bunlara bakıyor olacağız. Şekil toleranslarından başlayacağız 8. bölümle birlikte. Şekil toleranslarının alt başlıkları olan diğer işte düzlemsellik olsun, dairesellik olsun, silindiriklik olsun, bu gibi toleransları açıklayacağız alt başlıklarını detaylı bir şekilde. Yönelim, yön toleransları yani açısallık, diklik gibi toleransları, salgı toleransları, dairesel salgılar, toplam salgılar, konum toleransları, burada pozisyon toleransları çok önemli arkadaşlar. Sonrasında işte burada simetriklik toleransımız var, eş merkezlik, eş eksenlik toleransımız var. Yani genelde geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmada anlaşılması en zor toleranslardan bir tanesi pozisyon toleranslarıdır. Çoğu insanın kafasını karıştırır.
çok net bir şekilde, açık bir ifadeyle, yalın bir ifadeyle bu konuları sizlere aktarıyor olacağız. Birleşik toleranslar arkadaşlar. Birleşik toleranslar, çift katlı toleranslar, birleşik konum toleransları. Bunlarla ilgili işte tek sembol, çift sembol kullanımında yorum farkı nasıl değişiyor? Bir ölçümcünün bu değişiklikten ne anlaması gerekiyor? Bir imalatçının bundan ne anlaması gerekiyor? Alması gereken mesajlar neler? Bunlardan detaylı olarak bahsediyor olacağız. Örnek kısımları inceleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında ise geometrik toleranslandırmayı, ben bir CMM operatörüysem, ölçümcüysem, kontrolcüysem, kaliteciysem arkadaşlar, bunları nasıl ölçebilirim? Manuel olarak elimde bir CMM yoksa nasıl ölçebilirim? Bir CMM'le nasıl ölçebilirim? Bir optik tarama cihazıyla nasıl kontrol edebilirim? Bunun gibi kısımlara bakıyor olacağız ve aynı zamanda eğitim içerisinde arkadaşlar sınavlarımız olacak. Hem sizin bu eğitimden aldığınız faydayı ölçmeniz açısından, hem de buradaki konuları bir tekrar etme açısından sizler için oldukça faydalı olacaktır. Devam edersek eğitimde neler öğreneceğiz? Biraz bunların detaylarını da sizlere aktarmış olayım. Eğitim içerisinde arkadaşlar bir kere hazırladığımız tüm eğitimler dinamik eğitimler. Yani işte bir içerik oluşturuyoruz, yüklüyoruz. Orada kalmıyor. Güncellemeler yapıyoruz. Yeni videolar ekliyoruz, dokümanlar ekliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. İlk olarak teknik resim ve teknik resim iz düşüm sistemleri nedir? Yani teknik resmin tanımından başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki bu eğitimin içeriği teknik resim değil. Teknik resmin bir tık üstündedir GDNT, geometrik toleranslandırma ve boyutlandırma, ve teknik resmin bir parçasıdır arkadaşlar. Nasıl işte kaynak sembolleri, işte talaşlı imalatta kullandığımız yüzey sembolleri, işte geçme toleransları vesaireler teknik resmin bir bölümü ise, geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma da bir bölümüdür. Özellikle kompleks tasarımların ortaya çıkmasından sonra arkadaşlar GDNT günümüzde oldukça yaygın bir hale geldi. Özellikle otomotiv, havacılık, savunma sanayi, uzay sanayinde oldukça yoğun kullanılan, beyaz eşya sanayinde oldukça yoğun kullanılan bir toleranslandırma biçimi. Teknik resim nedir diyoruz? Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Bir teknik resim hangi temel özelliklere sahip olmalı? Yani kusursuz veya ISO, ASME normlarına, uluslararası standartlara uygun bir teknik resim nasıl olmalı? Bununla ilgili konuşuyor olacağız. Tasarım, imalat ve kalite için teknik resmin önemi nedir? Yani burada 3 temel departmanımız var. Tasarımcımız var, tasarım departmanı, imalatçı var ve kaliteci var arkadaşlar. Kalite güvence kısmı var. Bunlar için teknik resmin önemi. Teknik resim iz düşüm sistemleri çok önemli bir konu. İşte burada third projection, first projection, bunlar arasındaki farklara bakıyor olacağız. Temel olarak teknik resim bilgisinin hatırlatılması, ölçme ve kontrol ile ilgili işlemler, tolerans ve hassasiyet nedir? Bunların tanımları arkadaşlar. Toleransın bir ürün maliyetiyle ilişkisi ne seviyededir? Tolerans arttıkça ne olur, azaldıkça ne olur? Boyutlandırma ve toleranslandırmanın esasları, matematik esaslar ve koordinat sistemleri, geometrik toleransın tarihçesi ve ortaya çıkış sebepleri arkadaşlar. Ne zaman, ne şekilde ortaya çıkmış? Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma ile ilgili standartlarımız ISO standartları, ASME standartları arkadaşlar. Bunların içeriğine göre zaten eğitimimiz hazırlandı. Bu iki standart %80 birbirinin aynısı, fakat bazı kısımlarda, özellikle pozisyon toleranslarında, yorum ve ifade farklılıkları olabiliyor. Bu yorum ve ifade farklılıkları ne şekilde, bunlara bakıyor olacağız. Peki bizim geleneksel veya lineer toleranslandırma dediğimiz, işte yüz ölçüsü artı eksi 1 mm, delik çapı 20 artı eksi 0.5 mm bir toleranslandırma yapıyoruz. Lineer veya geleneksel toleranslandırma. Neden bunlar yetersiz gelmiş ve GDNT ortaya çıkmış? Buna bakıyor olacağız arkadaşlar. Genel toleranslandırmadan geometrik toleranslandırmaya nasıl geçebiliriz? Bununla ilgili güzel bir örneğimiz var. Geometrik toleranslandırmanın bize sağladığı avantajlar, geleneksel toleranslandırmanın türleri, toleranslandırma kavramının türleri, geometrik toleranslandırmaya giriş yapacağız arkadaşlar. Ve bundan sonra bakın burada ne yapıyoruz? Aslında temel kısımlardan bir altyapı oluşturuyoruz arkadaşlar. Geometrik toleranslandırmanın genel olarak türleri ve bunların sembolleri, büyüklük sınırları, MMC koşulu ne demek, LMC koşulu ne demek, RFS ne demek arkadaşlar, şu ifadeler, M'ler, E'ler, işte L'ler nedir,
P'ler nedir arkadaşlar? U'lar nedir? Bunlara bakıyor olacağız. Tüm sembolleri, anlamlarını, yorumlamalarını göreceğiz. Datum sistemleri, datumlar nelerdir? Neler datumlar olarak tanımlanabilir? Ve datumlar ne şekilde ifade edilirler? Bunlara bakıyor olacağız. Datum kullanım örneklerine bakacağız. Genel kurallar datum verilirken bunlara bakıyor olacağız arkadaşlar. Temel tolerans çerçevesinin kullanımı ve bu temel tolerans çerçevesi, bakın GD&T'de şu şekilde kutucuk, işte burada semboller var arkadaşlar. Burada çap işaretleri, toleranslar, ABC vesaire, bu nedir? Bu çerçeveyle ilgili konuşacağız. Ve bundan sonra artık geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma türlerinin detaylarına giriyor olacağız. Şekil toleransları mesela, şeklinin altında ne var? Düzlemsellik var, doğrusallık var, dairesellik var, silindiriklik var. Bunlara bakıyor olacağız. Yönelim toleranslarına giriş ve bunların özellikleri, paralellik alt başlığı, diklik, açısallık, bunlar nasıl kullanılırlar? Veya hangi toleransların yerine ikame edirler veya hangi toleransları kapsarlar, bunlara bakıyor olacağız. Konum toleranslarının giriş yapacağız. MMC, LMC burada tabii ki hatırlatacağız bir de. Çünkü konum toleranslarında bu özellikler önemli arkadaşlar. Eş eksenlilik, eş merkezlilik, aynı eksenlilik, simetriklik, pozisyon toleransı, salgı toleranslarına gireceğiz. Dairesel salgı, toplam salgı, alın salgı nedir? Örnekleriyle birlikte göreceğiz. Profil toleranslarına gireceğiz. Çizgisel profil, yüzey profil, özellikle optik tarama cihazlarında yüzey profilinin büyük önemi olduğunu görüyoruz. Ve son dönemlerde oldukça genel toleranslandırmada, teknik resimlerde çok yoğun kullanılıyor. Çizgisel profil toleranslarına baktığımızda özellikle stamping part dediğimiz, işte formlu parçaların, boundary kesimlerinin toleranslandırılması oldukça yoğun kullanılan bir toleranslandırma. Bunların da detaylarına bakıyor olacağız. Şimdi bu ilk kısımda siz sağlam bir temeli atmış olacaksınız arkadaşlar. Daha sonra biraz daha detay kısımlara gireceğiz. Baktığımızda birbirinin yerine kullanılabilen ve diğerlerini kapsayan toleranslar. Bunları da eğitim esnasında anlıyor olacaksınız. Büyüklük sınırlarının kullanım amacı neler? Neden MMC kullanırım? Neden LMC kullanırım? Veya bunları neden kullanmam gibi kısımlara bakacağız. MMC ve LMC durumunda toplam toleransın hesaplanması. Yani burada bonus tolerans kavramı var arkadaşlar. Bunun hesaplanması ve toplam toleransa ne şekilde etki ediyor, bunlara bakacağız. MMC ve LMC durumunun RFS durumuna göre farkı nedir? Buna bakacağız. Hem gösterim olarak hem yorum olarak. MMC ve LMC durumu ile tasarımcının üretimciye verdiği mesaj nedir? Buna bakacağız arkadaşlar. Bir tasarımcı bunları nasıl doğru kullanarak üretimciye mesaj verecek? Üretimci, imalatçı bunu nasıl doğru bir şekilde anlayacak ve ne yapması gerekiyor? Ve kalite güvenceci bunları nasıl doğru bir şekilde güvence altına alacak? Bonus tolerans kavramı hakkında konuşacağız. Konum toleranslarının hesaplamalarına bakacağız arkadaşlar. Datum sistemleri, görünen ve görünmeyen datumlara bakacağız. Referans türlerine, ne şekilde olduğuna bakacağız. Datum kullanım örnekleri ve parça üzerinde datum seçimleri. İşte bir eksen, bir nokta, bir çizgi, bir düzlem veya noktasal veya bölgesel datum kavramları, bunlara bakacağız. Datumların ifade şekilleri, tolerans çerçevesi içerisinde yer alan diğer GD&T sembolleri, işte yuvarlak içerisinde S, P, F, U, bunlara bakıyor olacağız arkadaşlar. Ne anlama geliyorlar? Birleşik kompozit tolerans türlerine bakıyor olacağız. Birleşik toleransların kullanımlarında ifade farklılıkları ve anlamları, bunlar nelerdir arkadaşlar? Yani şu şekilde çift katlı bir toleranslandırma düşünün. Şu şekilde verilmiş veya şu şekilde verilmiş. Tek bir şekilde verilmiş. Yani şuradan itibaren ayrılıyor. Şu şekilde. Bunların farklarına bakacağız arkadaşlar. Konuyla ilgili standartların incelenmesi, ASME standartları, ISO standartları, zaten eğitim içerisinde bu standartlardan alınmış birçok örnek ve görsel göreceksiniz. ASME Y14.5-2009 en son versiyonu bu. ISO ile bunların arasındaki yaklaşım farkları nerelerde ve ne şekilde, bunlara bakıyor olacağız arkadaşlar. Yorum farklarını iki standart arasında bu kısımlara bakacağız. Ve son olarak işte GD&T ile tanımlanmış toleransları, verilmiş toleranslarla ilgili doğrusallık kontrolü, düzlemsellik kontrolü, dairesellik kontrolü, silindiriklik kontrolü, paralellik kontrolü, diklik kontrolü, açısallık, profil, pozisyon, eş merkezlilik, simetriklik ve salgı kontrolü gibi, bu toleransların hem kontrolü hem de ölçümü ne şekilde yapılıyor? İşte elimizde CMM yoksa ne yapabiliriz?
veya CMM varsa, tarama cihazı varsa, bunlarla, bu cihazlarla bu toleransları nasıl ölçebiliriz? Bunlar üzerinde konuşuyor olacağız. Sınavlarımız olacak arkadaşlar. Sınavlar sizlere eğitimi hem tekrar etme açısından hem de eğitiminden aldığınız değeri sizin açınızdan ölçme şeklinde olacak. Tabii eğitim esnasında benim size önerim mutlaka ve mutlaka bir not defterinizin olması. Buradaki kendinize ait notlarınızı oluşturmanız, özet notlar oluşturmanız. Gerekirse eğitimi bir iki defa tekrar edebilirsiniz ilk eğitimi aldıktan sonra. Bu arada konuyla ilgili sorularınızı muhakkak soru cevap bölümünden yazmanızı öneririm. Bir eğitimde şunu özellikle söyleyeyim. En çok soruyu soran, en çok faydayı sağlayacak kişi olacaktır. Benim eğitim içeriğiyle aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar şu an için. Olabildiğince hızlı özetlemeye çalıştım. Tabii yeni eklentiler vesaireler yapabiliriz. Oldukça kapsamlı bir eğitim olacak. Eğitim esnasında yine sizlerle görüşmek üzere. Giriş kısmını bu şekilde tamamlamış olalım. Tanıtım kısmını diğer videolarımızda yine birlikte olacağız.